Bir vakitler tüm ülkede tepeden gören bir bölgede Mutlu Prens heykeli varmış. Bu heykel baştan aşağı altın kaplıymış. Kılıcın kamçası kocaman kırmızı bir yakut süsüyormuş. Heykel prensin gözleri ise yemyeşil ışıldayan iki değerli zümrüt taştan yapılmış. Mutlu Prens heykeli ülkenin her bölgesinde görünür ve halka barış ve neşe veriyormuş. Günlerden bir gece minik bir kırlangıç şehre gelmiş. Ailesi yaklaşmakta olan kış ayından korunmak için sıcak şehirlere gitmişler. Ama o geride kalmış. Kırlangıç yüksek bir sütunun üzerinde heykeli görmüş. Kırlangıç, bu gece burada yatmalıyım. Sabah yine yola çıkarım. Kırlangıç, Mutlu Prens'in tam ayakları arasında konmuş. Bu gece altında bir yatakta uyuyacağım. Kırlangıç uyumak için kafasını kanadının altına alıp uyumaya hazırlanmış ki o esnada üzerinde bir damla su dökülmüş. Kafasını kaldırıp havaya bakmış ama gökyüzü açıkmış ve yağmur havası değilmiş. Tam o esnada bir damla daha düşmüş. Biraz geçtikten sonra bir damla daha. Kırlangıç şaşkınlık içinde ne olduğunu algılamak için havalanmış ve heykelin kafasına konmuş. İşte o an akan damlaları aslında heykelin gözyaşları olduğunu görmüş. Mutlu Prens'in gözyaşları yanağından yakıp yere damlıyormuş. Hüzünlü gözler ayın ışığından ışıl ışıl parlıyormuş. Mutlu Prens kırlangıç yüreği sızlamış. Merhaba, siz kimsiniz? Prens, ben Mutlu Prens'im. Kırlangıç, öyleyse niye ağlıyorsunuz? Ben hayattayken, yani kalbim insan kalbiyken gözyaşı nedir bilmezdim. Çünkü kapısından üzüntünün girmediği bir sarayda oturuyordum. Sabahları bahçede arkadaşlarımla oyun oynar, akşam vakitleri ise büyük salonda dans ederdim. Bahçenin etrafına çeviren yüksek bir duvar vardı. Fakat o duvarın diğer tarafının ne olduğunu hiç bir zaman merak etmedim. Çevremde her şey o kadar güzeldi ki bana Mutlu Prens derlerdi doğrusu. Mutluydum ama yaşamımın sonu erdiyse ben buraya böyle yüksekte diktiler. Şimdi etrafımdaki çirkinliği, fakirliği görebiliyorum. Yüreğim kurşundan olmasına rağmen elimden ağlamaktan başka bir çare gelmiyor. Kırlangıç çok üzülmüş. Uzakta küçük bir sokakta yıkık dökük bir ev var. Pencerelerinden biri açık, içinde dikiş makasının başında oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve yıpranmış. Odanın köşesi başında yatakta minik oğlu ateşler içinde yatıyor. Ateşi var ama annesi hiç parası yok. Sevgili kırlangıç dostum, kılıcımın kabzasındaki kıymetli yakutu alıp ona götürür müsün? Ama benim biraz dinlendikten sonra sıcak ülkelere doğru uçmam gerekiyor. Hiç olmazsa bu gece yanımda kal. Yarın istediğin yere gidersin. Kırlangıç, şimdiden üşümeye başlamış ve daha hiç dinlenmemiş. Ama Mutlu Prens üzgün halini görünce çaresizce kabul etmiş. Kırlangıç prensesin kılıcındaki kocaman yakutu gagasıyla çıkarıp ve kentin çatılarının üzerine uçarak karanlığın içinde kaybolmuş. Sonunda yıkık dökük eve ulaşıp içeriye bakmış. Çocuğun yatağında ateşler içinde çırpınıyor. Annesi uyuyormuş. Bir sıçrayışta içeriye girmiş. Kocaman yakutu masanın üstüne kadının tam önüne bırakmış. Biraz daha ileri gidip çocuğun çevresinde uçarak kanatlarıyla ateşler içinde yanan çocuğun ateşini soğutmaya çalışmış. Kırlangıç Mutlu Prens'in yanına dönüp yaptıklarını anlatmış. Şimdi o kadının uyandığı değerli taşı görecek. Çocuğun ilaç ve yiyecek alabilecek. Çok teşekkür ederim. Bu gece huzur içinde uyuyabilirsin sevgili kırlangıç. Sabah olduğunda kırlangıç uyanmış. Yola çıkmak üzerindeki Mutlu Prenses onu durdurmuş. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Bir gece daha kalamaz mısın? Benim bir an önce sıcak ülkelere doğru uçmam, ailemi ve arkadaşları bulmam gerekiyor. Uzaklarda şehrin diğer bölgesinde ufak bir çatı katında bir delikanlı görüyorum. Üzeri kağıt parçacıklarıyla dolu. Bir masa oturmuş, yanında bardak içinde bir demet solmuş menekşe var. Bu genç bir yazar ve yeni kitabı bitirmeye çalışıyor. Ama ocakta yakacak odunun ve yiyecek bir lokma ekmeği olmadığından
Yardım etmek istemez misin? İyi yürekli kırlangıç, yazar gence yardım etmek için bir gece daha kalmayı kabul etmiş. Ne yazık ki başka yakutum kalmadı ama gözlerim çok değerli. Bir taş olan zümrüttendir. Birini al, yazar gence götür. Kırlangıç bunu duyunca çok üzülmemiş. Başta kabul etmemiş ama Mutlu Prens ısrar edince kabul etmek zorunda kalmış. Mutlu Prens'in tarif ettiği eve doğru uçmaya başlamış. Kırlangıç eve vardığında genç elleriyle yüzünü kapatmış. Masada bitkin bir halde oturuyormuş. Kuşun kanat çırpmayı duymamış. Başını kaldırınca deniz yeşili, parmak zümrüt, solgun menekşeler üzerinde bulmuş. Yazıları okuyup seven hayranlarını birinin bıraktığını düşünmüş. Zümrüt alıp sevinçle masadan kalkmış. Sizinle vedalaşmaya geldim küçük kırlangıç. Bir gecelik daha kalamaz mısın? Kış geldi neredeyse. Kar yağmak üzere. Benim artık gitmem gerekli. Sevgili prens, senden ayrılmam gerekli. Ama sen hiçbir an unutmayacağım. Peki ama son bir isteğim olacak. Ne olur beni kırma. Aşağıdaki meydanda küçük bir kibritçi kız var. Kibritleri suya düşürdü. Hepsi ıslandı, bozuldu. Eve para götüremezse babası ona çok kızacak ve bu gece aç kalacaklar. Kızcağız çok ağlıyor. Ne ayakkabısı var, ne çorabı, ne de başında onu koruyan bir beresi. Öbür gözümü de al ona götür. Babası kızmasın. Bunları duyunca bir gece daha kalmaya karar vermiş. Tamam, bu isteğini de yapacağım ama gözünü alamam. O zaman hiçbir şey göremezsin. Çevremizdeki üzüntü ve yoksul insanları görmek daha fazla acı veriyor. Lütfen dediğimi yap. Mutlu Prenses, Kırlangıç Prenses'in öbür gözünü de alıp aşağıya doğru uçmuş. Kibrit satışı yapan minik kızın yakınında süzülüp mücevheri avucunu nazikçe bırakıvermiş. Kız, ah ne güzel cam parçası diyerek gülerek koşa koşa eve gitmiş. Sonra küçük kırlangıç prenses yanına dönmüş. Artık ben hep yanınızda kalacağım ve sizin gözleriniz olacağım. Mutlu prens sevgi dostu kırlangıç tüm ülkeyi dolaşması ve göreceği her anı ona iletmesini istemiş. Kırlangıç uçmuş ve şehrin üstüne dolaşmış. Zenginlerin sıcak evlerinde otururken fakirlerin dışarıda soğuk ateş yakması ısınmaya çalıştıklarını görmüş. Karanlık ara yollara gidip aç çocukların zayıflıktan çökmüş. Yüzlerini bir köprünün kemeri altında iki küçük çocuğu kucak kucağa yatıp birbirini ısıtmaya çalıştığını görmüş. Sonra dönüp gördüklerini prensese anlatmış. Üstümde saf altın kaplıdır. Yaprak yaprak söküp yoksullara götür. İnsan altının onlara mutlu ettiğini sanırlar. Oysa onları mutlu eden sağlıklı ve tok yaşamaktır. Kırlangıç mutlu prense kötü bir durumu gelinceye dek üzerinde altını yaprak yaprak sökmüş. Sokakta gördüğü yoksul insanlara dağıtmış. Artık kar iyice bastırmış. Sokaklar bembeyaz karlarla kaplanmış. Kırlangıç mutlu prensinin üstündeki hiç altın kalmayıncaya kadar her gece yoksula yardım etmeye devam etmiş. Zavallı küçük kırlangıç çürüdükçe üşümüş ama prensesi bırakmak istemiyormuş. Onu çok ama çok seviyormuş ama sonunda öleceğini anlamış. Ancak bir kez daha prenses omzuna dek ulaşabilecek gücü kalmış. Hoşça kal sevgili prenses demek sonunda sıcak ülkeye uçmaya karar verdin. Minik dostum kırlangıç prensesin nereye gittiğini söyleyememiş. Yanağına bir öpücük kondurmuş ve heykelin dibinden düşüvermiş. Tam o anda mutlu prens içinde bir şey kırılmış gibi şaşırtıcı bir çatırtı duymuş. Kurşundan yüreği tam ortadan ikiye ayrılmış. Bir sonraki gün güneş açtığında mutlu prens heykelinin son halini gören herkes heykelin çevresine toplanmış. Şaşkınlıkla mutlu prenses heykeline bakıyormuş. Sonra da yanın dibinde cansız yatan kırlangıcı görmüşler. Herkes çok üzülmüş. Kalabalık bir ses duyulmuş. Yazar geç öne atılmış. Mutlu Prens neden bu hale geldiğini şimdi anlıyorum. O ve küçük kırlangıç bizim mutlu olmamız için kendilerini feda etti. Bu yüzden üzülmeyin sakın. Bu şehirde en güzel iki kalp onların kalbiydi. Sonsuza dek öyle kalacaklar. Ve mutlu bir şekilde masal bu şekilde bitmiş çocuklar.